Abi. Galatasaray Beşiktaş maçına Beşiktaş taraftarı gitmeli. Bu karar emsel olacak. Üç büyükler arasında. O zaman Beşikta Galatasaray'da Beşiktaş'a gidecek. İstanbul'da üç büyükler arasında deplasmana giden taraftarlar içinde en etkili taraftar Fenerbahçe'nin taraftarı. Bu Fenerbahçe'yi de yolunu açacak. Ha, 24 Aralık'taki Galatasaray maçına da Kadıköy'e Galatasaraylılar gelecek. Gelsinler abi deplasman tribününe izin verin. Bence emsel olacak bu maçta Galatasaray Beşiktaş maçı için iki tarafın tribüncüleri onlar zaten hep söylüyor da kulüpler İl güvenlik kurulu toplantısında biz güvenlik önlemleri alınsın taraftarları deplasmanda istiyoruz demeli. Böylece Kadıköy'e Galatasaraylılar gelir, Ali Samiye'ne Fenerbahçeliler gider, Ali Samiye'ne Beşiktaşlar gider, Beşiktaş stadına da Galatasaraylılar gider diye düşünüyorum. Ama muhtemelen yine yasak çıkacak. Umarım şaşırtıcı bir gelişme olur ve ee, taraftarlar deplasmanı yeniden gitmeyi gitmeye başlarlar. Bir de abi dünyada bu kadar milli maç arası vermek abi çok sıkıcı oluyor ya. Ya bu kadar lig usulü Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası elemeleri niye lig usulü oynanıyor abi? İçeride dışarıda 3-4 maç oynat. Hatta bunları iki arada bitir 4-5 defa ara veriliyor ya. Yani Dünya futbolunun dinamiğini kulüpler taşıyor. Milli maçlar tabii ki oynansın ama bu kadar milli ara bence tartışılmalı. UEFA ve FIFA nezdinde, kulüpler nezdinde çok fazla milli ara var abi. Şimdi bak bir milli ara verildi, bir daha verildi. 6 maç oynayacaksın. O da 4 haftada. İkisi Avrupa Ligi içeride çünkü. Yani içinde takvim içinde. Bir daha milli ara. Yani bu kadar ara vermek ne bileyim abi lig usulü ne oynatıyorsun abi bu milli maçları? Eleme usulü oynat abi. Ülke puan durumuna göre vesaire. Çok fazla ya da kısa ligler tut. Ne bileyim tek maç üzerinden oynat mesela ligi. İçeride dışarıda oynatma. Kime ne denk gelirse bilemezsin ki. Ya bu takvimi daraltmak lazım abi. Ben böyle düşünüyorum. Sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Milli ara Avrupa dünya demişken. Gördünüz mü? İngiltere'de ne oldu? Gördünüz mü İngiltere'de ne oldu? İngiltere Hakemler Kurulu, oranın MHK'sinin adı bu. İngiltere Hakemler Kurulu. Chelsea Aston Villa maçında Malo Gusto'nun kırmızı kartındaki var kayıtlarını yayınladı. Bu ülkede ne skandallar oluyor? Dayanamadılar, mecbur kaldılar. Bir tek ofsayt imsiyi yayınladılar. Yanında da Beşiktaş'ın bir tane pozisyonlu çerez yaptılar o hafta. Yayınlasanıza kardeşim Ankara gücü Fenerbahçe maçındaki var kayıtlarını. Ali Koç diyor ki orada bir şey olmuş diyor. Yayınlasanıza niye yayınlamıyorsunuz? Vardaki hakemin hakemliği bile bitebilir diyor Ali Koç. Sen Ali Koç'a söylediklerin yanlış diyemiyorsun. Ali Koç'a ceza veriyorsun. Susturmak ister gibi. Yayınlasanıza bak İngiltere'de yayınlıyorlar. Bir kırmızı kart. Bir kırmızı kart. Birader ben sana yanıt vermiyorum. Burada yazdığını görüyorum. Benim takipçilerim sana gerekli yanıtı veriyor zaten. Devam ediyoruz. Yayınlamazlar abi. Yayınlamazlar. Kosovalı Şikiptar 34. Selamlar Ahmet abeyim. Bu yıl herhalde 6 numara almadık diye. <laughs> Olmazsın ya. Olmayız. olmayız. <laughs> bakacaklar. Devre arasında bakacaklar. Bakacaklar. Bak. Fenerbahçe bunca sportif sıkıntıya rağmen 1 Haziran 2023 31 Ağustos 2023 döneminde yani bir yılda borsada net dönem karı 908 milyon 339 bin 1 milyar lira. Bir önceki dönemde 362 milyondu .000 karı %150 arttırmış. Diğer bütün takımlar zararda. Bir Galatasaray 98 milyon karda. Şimdi bunlar Fenerbahçe'yi hedef takımı haline getiriyor. Bir de şunu şu soru işaretini doğru. Ya bu Fenerbahçe bir türlü yıkılmıyor. Yıkılmaz. Hele o şampiyonluklar bir gelsin. Bak borsadan bir uzman beyefendi şöyle yazmış. Serkan Çelik. Borsa ile ilgilenenler tanır. Ben tanımıyorum. Twitter'da gördüm. Çok uzun zamandır spor kulüpleri bilançolarında Fenerbahçe kadar iyisini görmedim. Yönetimi tebrik etmek lazım. Fenerbahçe bu şekilde bir iki çeyrek daha giderse finansal olarak kulüp çok rahatlar. Ah o da şa o şampiyonlukta bir gelse bu başarıların üstüne. Hatta bütün kulüplerimiz doğru yönetilse, taraftarlar kandırılmasa bazıları tarafından. Hakemler adaletli olsa, herkese adaletli olsa, milleti birbirine sokmasa. Ligimiz Avrupa'nın en değerli liginde, ligler arasında güçlü bir şekilde boy gösterse futbola doysak, hakem konuşmasak, federasyonlar kaliteli olsa. Ama tam tersi. Ben size asıl olayı söyleyeyim mi? Tam tersi. Bak. Ya kardeşim. Avukat da olan bir yan hakem varmış. Avukat da olan. Diğer orta hakemlerin vekaletlerini alıyormuş. Sosyal medyada hakaretlere dava açıyormuş. Tamam mı? Ya avukat da olan bir yan hakem sistematik olarak diğer hakemlerin dosyalarını toplayıp dava açar mı ya etik olarak? O zaman sahada maç yönetirken aklına şeytanlık düşmez mi? Geldiğimiz noktaya bak. Şimdi bak bana da hakaret edenler oluyor ama beni izlemek zorunda değilsin değil mi? Kapatırsın. Ama sen o hakemin yönettiği maçı izlemek zorundasın. Takımın orada çünkü. Onu izlemek zorundasın. Neler dönüyor ya? Biz ne konuşuyoruz? Piyasada neler dönüyor abi? piyasada neler dönüyor. Şimdi gelelim Pandora'nın kutusunun bir başka boyutuna. Öncelikle bir süper chatim var. Uğur çok gülenler. Abi Galatasaray yönetiminden taraftarına kadar algı yönetimi var. Tanıdığım birkaç Galatasaraylı arkadaş var. WhatsApp grubu kurmuş pozisyon değerlendirmesi yapıp sosyal medyada algı yapıyor. Biz de bunu yapmalıyız. Allah Allah böyle mi yapıyorlar? Ve sen tanıyorsun onları. Olabilir. Kendi aralarında değerlendiriyorlardır WhatsApp grubunda ya. Algı doğru bir şey değil. Algı ile mücadele doğru. Algı doğru bir şey değil. Döner durur seni vurur. Bak abi. Şimdi Galatasaray Abi Galatasaray şimdi Erden Timur verecekmiş bir de Ali Koç'a cevap. Ali Naci kardeşime göre. Abi Galatasaray bir şeylerin üstünü kapatmaya mı çalışıyor? Bak Galatasaray'daki problemlere bak. Bunlar bunu ne kadar kapatacaksın? Galatasaray'da bir yönetici istifa etti. Tevfik Bey'di galiba. Cemal Özgürkey de istifa etti. Mağazacılıktan sonra Cemal Özgürkey çok önemli adam. Cemal Özgürkey ee, diğer adayın listesinde seçime girse Dursun Özbek kazanamazdı. Ben az çok bilirim Galatasaray camiasını. İstifa etti. Niye? Dursun Özbek kendisini mağazacılık AŞ'nin başına atamış. Şimdi Dursun Özbek diyor ki ben diyor Galatasaray başkanıyım diyor ya atarım diyor. Sportif AŞ diyor. Ben de diyor, ben de diyor Sportif AŞ'nin altındaki herhangi bir şirkete atarım kendimi diyor. Cemal Özgürkey de bunu hoş bulmamış. Ben bıraktım diyor. Ama yöneticiliği devam ediyor. Ondan önce de mali konulardan sorumlu bir yönetici beyefendi bazı şirketler bize bilgi vermiyor diye istifa etmişti. Bak 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 olaylara bak. Ben ne dedim o gün? Bir istifa daha yakın. Ben... Şimdi Galatasaray'da ikinci istifa geldi. Erdem Timur'un rahatsız olduğu yöneticiler olduğu söyleniyordu. Acaba onlar bir sebeple kulüpte pasifize ediliyor ya da böyle direkt istifa edip gitmeleri mi sağlanıyor diye sorular soruluyor. Ya da onlar bu yöneticiler kulüpte bazı sıkıntılı bir gidişatlar görüp şimdiden ayrılmayı doğru mu buluyorlar? Bununla ilgili Mr. Yakup Çınar gerekli habersel bilgilendirmeyi yapacaktır. O çünkü bu konulara hakimdir. Erden Tımur Cephesi'nde olan olaylara Yakup Çınar Mr. Yakup Çınar hakimdir. Bunları göreceğiz. Cemal Özgörkey'in mağazacılık AŞ'deki yöneticiliği sırasında bir projesi vardı. Kolumbus projesi. Yayıncılık dijital mağazacılığı tek şirkette toplayıp Avrupa'nın ünlü kulüpleriyle mağazacılık ürün alışverişi projeleri geliştirmek. Özeti bu. Adı da Ama içinde yayıncılık dijital. Ya Erdem Timur sana yayıncılığı dijitali bırakır mı abi? Bırakır mı abi? Kontrol orada zaten. Ne oldu? Başkan bahanesi oldu. E bunları konuşun abi siz Fenerbahçe'ye neyin yanıtını veriyorsunuz? Fenerbahçe yanıt verecekse Galatasaray'ın başkanı verir. Fenerbahçe'nin başkanı konuşmuş. Şimdi Ali Naci'ye göre diyor ki Erden Timur Ali Koç'a cevap verecek. Pandora'nın kutusu açılacak. E Erden Timur'a da Fenerbahçe voleybol şubesinden genel menajerden yanıt verdirirlerse ne yapacaksın? Ya olur mu böyle bir şey? Olur mu böyle bir şey? Hoş değil. Galatasaray'ın başkanı konuştuğunda Fenerbahçe başkanı cevap vermeli verir. Fenerbahçe başkanı konuştuğunda Galatasaray ya artık bunlar buralardan da düşürmeyin abi. Neyse. Neyse. Bu arada arkadaşlar yayında bir sıkıntı yok. Çıkıp girin bakın benim ben de buradan bak kontrol ediyorum. Şu anda yayınım pırıl pırıl bak. Yayınım pırıl pırıl. Hiçbir problem yok. F5 yapın. Masa üstünde falansanız ya da laptopta ya da girdi çıktı yapın. Şimdi gelelim başka bir konuya. Süper Kupa meselesi. Federasyon Süper Kupayı Arabistan'da oynatmak istiyor da Fenerbahçe'de Galatasaray daha evetlememiş ki. Ne vereceksin sen bu kulüplere? Bunlar bir sürü masraf yapacaklar. Gidecekler. Para. Niye gitsin adam Suudi Arabistan'a? Ya da atıyorum başka bir ülkeye. Hatta Dursun Özbek açıklamış bugün. Bir sponsorluk töreni vardı bugün. Diyor ki bu Süper Kupa ile ilgili TFF'nin bir çağrısı oldu. Çağrısı dediği Arabistan'da oynama çağrısı. Bunu yönetim kurulundaki arkadaşlarımız değerlendiriyor. Getirisi, götürüsü, finansal yapısı hakkında istişaremiz sürüyor. Bir neticeye varılınca daha doyurucu bilgi veririz. Daha bakalım kulüplere. Bunu şunu söylüyor Dursun Özbek. Bur Burada Dursun Özbek haklı. Bize ne teklif ediyorlar daha teklifleri belli değil ki diyor. Ben size tercümesini yapayım. Ne veriyorsun sen Galatasaray'la Fenerbahçe'ye? Sadece masrafları değil. Beşer milyon euroyu koyuyor musun bu kulüplerin önüne? Arabistan'dan para alman lazım bu kulüpleri Cumhuriyet'in 100. yılında Arabistan'a götürüyorsan. Bir para, bir karşılığı olsun. Madem ekonomi devri diyorsun. E bu da yoksa bu kulüpler niye gitsin Arabistan'a? Atatürk Atatürk Olimpiyat Stadında oynar abi Cumhuriyet'in 100. yılında. Süper Kupası'nı Galatasaray, Fenerbahçe kim alıyorsa alsın. Burada olur. Ha para, ekonomi devri tamam. Koy beşer milyon yürüyü Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin önüne götür. Daha bir teklif yokmuş ortada. Değerlendiriyoruz diyor. Ben öyle anlıyorum. Neyse. Neyse. Ha başka kulüplerin başkanlarıyla alakalı konuştuk. Hadi Beşiktaş'la ilgili de bir haber vereyim. Ahmet Nurçevi karar vermedi falan filan. Geçin bunları. Ahmet Nurçevi aday. Bir, bir buçuk ay sonra. Yıldırım Demirören'in de desteklediği söyleniyor. Doğru. Demirören başkan adayı olmaz. En azından bu dönemde olursa da kazanır. Ahmet Nurçebi ile Demirören'in zaten e, Sayın Demirören'in kongrede büyük bir üyelik desteği var. Ahmet Nurçebi girer kazanır. Hele Galatasaray'ı Burak Yılmaz'la da devam kararı aldılar. Milyara sonrası 21 Ekim Cumartesi günü Samiyen'de yenerse Beşiktaş Ahmet Nurçebi Burak Yılmaz el ele sezonu bitirir abi. Tamam. Orada da böyle bir habersel içerikli bir bölüm yapmış olayım. Madem başkanlardan konuşuyoruz sık sık konuşuyorum. Çünkü sezon başı dedim ki Yüksel Bey, Yüksel Yıldırım burası süperlik dikkat edin. Şunu yapacağız bunu yapacağız olmadı. Bakın Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım ne demiş? O gün bize yayında da şey demişti beni kimse istifaya davet edemez. Ben kulübün sahibiyim benim yönetim kurulum yok icra kurulum var demişti. Bak Samsun Spor kötü gidiyor. Şimdi Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım diyor ki beni diyor taraftar diyor gönderemez ki diyor. Kulüplerin satılmasının sonucu budur. Valla Yüksel Bey öyle bir gönderirler ki. Öyle bir gönderirler ki. <laughs> ama söylediği şey bu. Diyor ki Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Taraftarımız isyan etmekte yüzde haklı. Ben de isyan ederdim ama isyanın dozu kaçmamalı. Bazıları bana bırak git diyor. Samsun Spor bir şirket. Bırakıp gitme şansım yok. Samsun bir bedeli var. Aslında asla da bu bedeli almadan bir yere ne giderim ne de Samsun bırakırım. Benim gibi başarılı bir iş, iş adamı kolay kolay pes etmez diyor. Diyor ki parasını versin diyor bırakayım diyor. İşte kulüplerin satılmasının işler kötü giderse geleceği nokta bu. Adam diyor ki sen kimi gönderiyorsun diyor. İstersem tribünleri bile kapatırım der adam yarın sana. Giremezsin. Adamın kulübü. Kulüp adamın ya adamın yani anahtar adamda. Parası şirketleşmiş, hisseleşmiş, hepsini almış. Adamın yani ne yapacaksın? O yüzden işte kulüplerin satılma noktasında iyi taraflar da var, böyle sıkıntılı taraflar da var. Ama günün sonunda taraftar istemiyorsa öyle bir gidersin ki. Bunu Yüksel Bey için söylemiyorum. Bu ülkede öyle bir gidersin ki. Bu ülkede futbolda büyük olan, futbolda büyük olan taraftardır. Tamam Tribünle mücadele olmaz. Bunu da söyleyelim. Bir daha tekrar ediyorum. Avukat da olan bir yan hakem sistematik olarak diğer hakemlerin dosyalarını toplayıp dava açar mı ya? O zaman sahada maç yönetirken aklına şeytan düşmez mi? Geldiğimiz noktaya bak. Bunu da burada söyleyeyim. Şimdi başka güzel bölüme geçiyorum. Sevgili Ozan Koşar kardeşimin emeğine sağlık diyerek o bunları zaman zaman topluyor. Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu kiralık gitti. Bu adamlar şu anda ne yapıyorlar mesela? Merak ediyor musunuz? Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu kiralık gitti. Joao Pedro. Brezilya'da Gremio'da forma giyiyor. 8 lig maçında 463 dakika oynadı. Gol yok. Bir asisti var. Brezilya Kupası'nda da bir maçta 27 dakika oynadı. Gol yok, asist yok. Ve bu adamın opsiyonu yok. Gelecek sezon sonu. Emir Ortakaya. TFF 1. Lig'de Kocaeli Spor'da oynuyor. 6 maçta 254 dakika oynadı. Düzenli oynamaya başladı. Bir gol bir asist yaptı. Emre Demir. Ümraniye Spor'da oynuyor 19 yaşında. Lig'de 3 maçta 71 dakika ancak oynayabildi. Gol ve asisti yok. Emre Demir. Bu neredeyse son şansın. Yoksa satılırsın ben sana söyleyeyim. Omar Fayet Sırbistan takımı Novi Pazar'a kiralandı. Henüz oynamadı çünkü o biraz belgelerde eksik vardı. Jinho Ojo'dan sonra gitti oraya. Thiago Çukur Belçika takımı Beveren'de oynuyor. Bu sezon ligde 7 maçta 137 dakika oynadı. Gol yok. Hiçbir şey yok. Ertuğrul Çetin TFF birincilikte Gençler Birliği'nde oynuyor. Kaleci 7 maçta oynadı. 9 gol gördü. 3 maçta da gol yemedi. Çağatay kuru kalıp TFF 2. Lig İskenderun Spor'da 6 maçta 517 dakika bir asist. Yiğit Efe Demir Gençler Birliği orada da o da kiralıkları anlatıyorum zaten. Bir maçta 44 dakika oynayabildi. Yusuf Kocatürk Türk İnegöl Spor'da 3 maçta 103 dakika oynadı. Jin Ho Jo Novi Pazar'da takımıyla 2 maçta 51 dakika oynadı ve Arda Çağdaş İnegol Spor'da takımıyla 4 maçta oynadı, 144 dakika görev yaptı. Ben bu kiralıklardan Emir Ortakaya'dan, Omar Fayet'ten, Jinho Jo'dan özellikle ve Çağatay Kurukalıp'tan umutluyum. Diğer arkadaşların da bize umut hissettirecek, umut duygusunu bize yaşatacak performanslarının olmasını umut ediyorum. Kiralıkları da ara ara böyle takip etmek, konuşmak lazım. Victor Nelson, Galatasaray'ın bana önerdiği sözleşmeyi reddettim. Oynamazsam ayrılmak zorunda kalacağım diyor. Hadi 30 milyon, 40 milyon euro diyordun. Sat bakalım şimdi satabiliyorsan. Büyük bir başarısızlık. Bu adamı satmadan Davison Sanchez alıyorsun, adamın değerini düşürüyorsun, adamın moralini bozuyorsun. Elini transferde zayıflatıyorsun. Alıcı kulübe karşı da bu adama ve menajerine karşı da. Bu bir transfer başarısızlığıdır. Hı 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 hı. Vay 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 vay. Okan Burut tam bir dert küpü. Sıkıntı büyük. Değerli dostlar, sevgili izleyenler Ahmet Konanç'la Mevzu Fenerbahçe'nin bugün de sonuna geldik. Akşam saat 23'te bir canlı yayınla daha buluşacağız. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakikaları kaçırmayın. Facebook sayfamdaki videolarımın altındaki saldırı yorumlarına karşı bana destek olmak için oraya gelmeyi Facebook sayfamdaki yorumlarda destek yorumları atmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Fenerbahçe ile kalın. Hoşça kalın.